Merhaba, PC Kod'dan Şahin ben. Bugünkü bize gelen arabamız aktif paket. Bu aracın sahibi nereden baksanız birçok şey açtırdı bize. Arkadaş olduk diyebiliriz. Elimizden geldiğince bu arabayı veya bir dolu hale çevirmeye çalıştık. Neler yaptık diye merak edip olursanız. İlk önce galiba yanlış hatırlamıyorsam bu arabayı biz tema attık. Zaten tema menümüz artık standart hale geldi biliyorsunuz. Süreç modu falan geliyor. Temalarımız buradan değişiyor. Gölge modumuz, ne bileyim yakıt bilgimiz. Ondan sonra şerit takip yaptık kendisi de. Görüldüğü gibi otomatik uzak sıfırı, şerit takibin menüsü, tabela okuması hepsi aktif oldu. Bir sonraki işlemimizde kendisine navigasyon aktifi yaptık. RCC'sini nakla değiştirdik. Bazı kadranlar, 2019 sonrası kadranlar navigasyon girişini desteklemediği için soket çıkmıyor. Kadranı değiştirdik. Bu araca navigasyon görünür hale getirdik. Bugün de kendisine grip kontrol montajı yaptık. Hatta şu an onu test edeceğiz. Daha yeni aktifini yaptık, montajını yaptık. Daha hiç test etmedik. Hatta şimdi onu test edelim. Motorcu sağ olsun çok güzel bir fark etmiş. Şu an yokuş iniş devrede. 10 kilometre hıza kadar kendisi ayarlıyor. Ben frene basmıyorum. Araba kendisi bu yokuşta kendisi frene basıyor şu an. Arkamızdaki araba yol verelim. Sistem tamamen orijinal şekilde çalışıyor. Herhangi bir arıza veya ne bileyim delme biçme gibi bir şey yok. Görmüş olduğunuz plaka değişiyor. Grip kontrol plakası takılıyor. Aktifini tamamen orijinal şekilde yapıyoruz. Ondan bir arıza kaydı falan olmuyor veya ne bileyim garanti kapsam dışı kalmıyor. O şekilde aklınıza soru işaretleri gelirse bunu da gidermiş olalım. Yani yapılacak birçok şey var. Sıkıntımız parça temini. Parça temini ettikçe bu arabaları adaptif hesabı hariç doldurabiliyoruz. Ne diyelim? Sizleri de bekleriz.